Herkese merhaba. İşten çıkınca oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ali. Bugün FIFA 16 Ultimate Team'de yeni bir seriye başlıyoruz. Takım önerileri, kadro önerileri serisine başlıyoruz ve burada biraz daha alternatif kadrolar önermeye çalışacağım sizlere bilinen kadrolar dışında. İlk kadromuzda Gümüş Süper Lig kadrosu. Hızlıca takımımıza bakalım. Kaleye Isaksson'u seçtim. Hem pozisyon alma özelliği hem diving özelliği oldukça iyi olduğu için kalemizde Kasımpaşalı Isaksson var. Sağ kanadımızda Bursasporlu Advin Kula var. Hem pace'i çok iyi, çok yüksek hem de defansif özellikleri yeterli sayılabilir fiziksel bir oyuncu için. Alternatif bir gümüş olarak Sabri Sarıoğlu'nu da düşünebilirsiniz. Stoperlerimizde Jerry Akaminko var. Eskişehir sporlu stoper. Gerçekten çok iyi özelliklere sahip. 81 pace'i, 74 defansı ve 79 fiziksel özelliği var. Diğer defansımız da Bursa sporlu Serdar Aziz. 77 pace, 75 defans ve 77 fiziksel özelliği var. Akaminko ve Serdar Aziz, yani bir Silver kadro dışında bir Süper Lig kadronuz da varsa kullanabileceğiniz oyuncular, özellikleri çok iyi. Sol bekimizde İsmail Köylübaşı'yı seçtim. Hem 81 pace olduğu için, defans özellikleri de yeterli olduğu için, hem de in-game stats dediğimiz bu işte görünmeyen aslında özelliklerinin çoğu altın oyuncudan bile yüksek olduğu için İsmail Köybaşı'nı seçtim. Sol kanadımda Emrah Başsan'ı seçtim. 84 pace'i var, 78 driplinki var ki bu oyunda kanat oyuncularının hem hızı hem driplinki çok önemli, biliyorsunuz. Şut ve pas özellikleri de idare eder bir silver oyuncu için. 71 şutu, 72 pası var. Biraz fiziki anlamda zayıf bir oyuncu ama sıkıntı olmayacaktır. Diğer kanatta Tunay Torun var. Onun da 77 pace'i, 77 driplinki var, 60 fiziği var ve 74 pası var. Bence dripling anlamında, pas anlamında çok, ne derler, orta yollu, orta üstü bir oyuncu. Her anlamda işinize yarayabilecek bir oyuncu. Her iki kanatta da alabileceğiniz daha pace'i yüksek oyuncular var. Fakat ben biraz daha pace'ten ziyade diğer özellikler, dripling, pas ve şut özelliklerinde daha böyle dengeli olduğu oyuncular seçtim. Orta sahada bir tane ofansif orta saha, bir tane defansif orta saha oynatıyorum. Benim kullandığım taktik 4-4-2 ama tabii siz kendi taktiğinize göre başka oyuncular da alabilirsiniz. Bu oyuncularla değerlendirip olmayan mevkilere başka oyuncular olabilirsiniz. Orta sahanın ilk oyuncusu defansif orta saha Ryan Donk ve bence oyunun en underrated oyuncularından birisi. 71 pace'i var ama 75 defansif özelliği ve 84 fiziği var. Mükemmel bir defansif orta saha Ryan Donk. Kendisini uzun süre Hollanda kadromda, altın kadrosunda kullandım. Yani İnternette Gümüş, Yaya Toure işte gibi yorumlar yapılıyor Ryan Donk için. Gerçekten harika özellikleri var. Harika bir oyuncu oyunda. Diğer orta sahamızda ofansif orta saha Konyaspor'dan Traore. Aslında çok böyle şut anlamında, pas anlamında bir dikkati çeken özelliği yok. Ama gördüğünüz gibi 85 pace'i, 78 driblingi ve 75 fiziği var. Çok sağlam bir oyuncu, ayakta kalabilecek bir oyuncu. Ayrıca weak foot'u ve skill move'su da 4 yıldızlı. 69 şut ve 70 pasta biraz düşük olsa da bu özelliklere sahip, hızlı, güçlü, ayağı yere sağlam basan bir oyuncu için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Forvetlerimizin ilki El Kabir, Gençler Birliği oyuncu, 87 pace ve 73 şuta sahip. 74 fiziği ve 76 driblingi var. Bence bir gümüş oyuncu için harika özelliklere sahip. Şutu çok yüksek değil ama 73 şut yeterli olacağını düşünüyorum. Onun da zayıf ayağı ve skill move'su 4'er yıldızlı. Ve diğer forvetimiz de Kasımpaşalı Adem Büyük. 83 pace'i, 74 şutu var. Onun da 65 fizik özelliği var. Fizik anlamında biraz daha zayıf kalsa da Elkebir'e göre o da forvette işinize yarayacaktır. Tabi bu oyuncular dışında kullanabileceğiniz işte Pierre Webbo, Semih Şentürk gibi forvetler var. Veya diyorsanız ki benim için pace daha önemlidir, diğer özellikler çok önemli değildir, daha pace'e yönelik orta saha oyuncuları da transfer edebilirsiniz. Eğer gümüş kadroma bir inform katmak istiyorum derseniz de orta sahada kesinlikle Osmanlıspor'dan Ndiaye'nin inform kartını kullanmanızı tavsiye ederim. Bu kadro önerileri videosunun ilkinde Türkiye'den bir gümüş kadro önerisiyle karşınızdaydım. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.